Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bu arı Mart ayı sonunda güçlü bir kovan diye çekmiş olduğum arı. İki katta kışlamıştı. Şu anda düzenleme yapacağım ona. Güzel akasya nektarı çekmiş, bal kemeri yapmış hafiften. Yalnız üst katta pek bir faaliyette bulunmamış. Ben şimdi bunu üçüncü kata çıkarmak için ızgara üzerine manipülasyon yapacağım. Bu iki tane kapalı yavrulu çerçevelerini üst kata çekeceğim. Onların yerine de bu aralara ham petek gireceğim. Bu şekilde arıyı üst katta petek kabartmaya yönlendireceğim. Artı balı da oraya taşımasını sağlayacağım. Çünkü gelen nektarı baktım bu duvarları doldurmuş. Şu petek de çok güzel. Işıl ışıl parlıyor. Akasya balı. Çok güzel nektar toplamış. Bu şekilde bal kemeri yapmış. Mandalinalar da açmaya başladı. Büyük ihtimal onlardan da bal geliyordur. Ama bu çerçeveyi araya bırakacağım. Yani bu kuluçkalıkta kalacak. Izgara üzerine bu iki yavruluyu çekeceğim. Onların yerine de ham petek gireceğim. Bu ham petek girme işini mesela Mart ayında yapsaydım ana arı hemen değiştirilmeye giderdi. Süper södürmemesi dikerlerdi. Ama şimdi hiçbir sıkıntı olmaz. Bunu hemen kabartırlar. Zaten nektar da geliyor. Ana arı da yavru da atar ona. Bu yukarı çekecek olduğum çerçevelerde ana arı yok. Kontrol ettim. Yani gözden kaçmışsa bile zaten daha sonra gelip kontrol ettiğimde alt kata alırım onu. Evet, kestane balına arıyı hazırladım şu anda. Buradan sökülen yerlere gelen kestane balını dolduracaklar. Ve arı zaten burada kapalı yavrunun çekim etkisiyle bu kenarları da kabartmaya başlayacak. Yani arının işini hızlandırmış oldum.